Perseverance yani Azim adlı Mars kaşifinin 7 ay süren 470 milyon kilometrelik yolculuğu sona erdi. Keşif aracı Mars yüzeyine başarılı bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Percy ile kaplı 900 kiloluk devasa keşif robotu saatte 20 bin kilometre hızla doğrudan atmosfere girerek yüzeye ulaştı. Keşif aracı kızıl gezegenden ilk görüntüleri paylaştı. Perseverance'ın Twitter hesabından aracın çektiği ilk fotoğraf "Selam Dünya, bundan sonraki daimi evime ilk bakışım" notuyla paylaşıldı. Dünya ile Mars arasındaki mesafe nedeniyle bilgiler yaklaşık 11 dakika geriden geliyor. Perseverance Mars kaşifinin amacı kızıl gezegende su ve mikroskobik yaşam izleri aramak. Ayrıca Mars'ta ileride inşa edilecek yerleşimler için gelecek vadeden jeolojik alanları tespit etmek atmosferin yeniden yapılandırılması için çözüm önerileri üretmek. Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan aracın dünyaya çok sayıda özel görüntü yollaması bekleniyor. Keşif robotunun Mars'ın kayalıklı yüzeyinde yıpranmadan hareket edebilmesi için lastikleri özel şeritlerle üretildi. Gezegenin yüzeyinde geniş bir alanda gezerek örnekler toplayacak. Toplanan örneklerin 10 yıl sonra, 2030 sonlarına doğru dünyaya dönmesi planlanıyor. NASA, dünyada Mars'a en yakın ortam olarak bilinen Türkiye'deki Salda Gölü ile ilgili paylaşımda bulunmuştu. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi paylaşımında Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde Mars'ta neyle karşılaşacağımızı biliyoruz ifadesini kullanmıştı. NASA kaşifinin ineceği kraterdeki mineral ve karbonat karışımının Salda Gölü'ndekilere ne kadar benzerlik göstereceği ise merakla bekleniyor.